biraz paraların öyküsüne değinmek istiyorum. Yani bu paraların ön yüzeyinde görünen isimler kim, nedir, ne yapar, niye bu paranın üzerine konmuş? Bunlardan bahsedelim. Şu an elimde tuttuğum yaklaşık 50 dolara tekabül eden 50 bin won Kore parasının ön yüzeyindeki isim Shin Sa-in'den. Joseon döneminde yaşamış şair, ressam, aynı zamanda kaligraf olan bu kadın 5000 won'un üzerinde fotoğrafı bulunan Jungkook'un da annesi ayrıyeten. Jungkook da çok büyük bir konfüçyüsçü alim. Shin Sa-in'den ayrıyeten, yani Kore parasında resmi bulunan tek kadın. Diğerleri hep erkek. Shin Sa-in'in konulmasının en önemli sebeplerinden biri iyi niteliklere sahip bir eş olması. Üstelik çok büyük bir alim yetiştirmesi imiş. Bir de Konfüçyüsçülük döneminde böyle entelektüel bilgiye daha çok değer verildiği için bu kadın da o dönemde bayağı meşhur olmuş. Çok büyük işler yaptığı söyleniyor ama o işlerin tam olarak ne olduğunu öğrenemedim. Yani okuduğum kitapta ya da okuduğum sitelerde buna dair herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Arka yüzeyinde de bu arada yaptığı resimlerden biri var. Bambu ağacıymış sanırım. Evet, şimdi 10.000 won'a gelelim. 10.000 won'un üzerinde de Kral Sejong var. Kral Sejong, yani bizdeki Mustafa Kemal Atatürk neyse, Amerikalılardaki George Washington neyse, Kore'de de Sejong o. Sejong, Kore halkı için Hangul alfabesini bulmuş 1446'da. Hangul alfabesi de Kore'ye yani kimlik kazandırmış aslında. Çünkü o dönemde Kore, Çin'in ve Japonya'nın büyük tesiri altındaydı. O zamanın halkı Korece konuşup Çince yazıyorlarmış ve bu adam buna bir son vermiş. Çünkü alt kesimdeki halk doğru düzgün okumayı yazmayı bile bilmiyormuş. Ve tabakadaki insanlar da yani yazı dilinin farklı olması, konuşma dilinin farklı olmasından ötürü sıkıntı yaşıyormuş. Bu yüzden bu adam da buna son vermiş ama Kral Sejong'un asıl olayı Konfüçyüsçülük öğretilerine yol yapmasıymış. Bir diğer özelliği de bilimsel gelişmeleri çok desteklemiş. Zaten paranın arka yüzeyine baktığımızda da bilimle ilişkilendirilebilecek araçlar var. Şurada ufak ufak böyle molekülleri çağrıştıracak böyle görseller var. Kore'nin her yerinde Kral Sejong'u görmek mümkün ve Koreliler Kral Sejong'u çok seviyor. Evet, şimdi sıra 5000 won'a geldi. 5000 won da yaklaşık 5 dolara tekabül ediyor. Ve 5000 won'un üzerindeki fotoğrafı sahibi de bu adam. Bu adam kim? Yi-I ismi. Ama onu daha çok Jungkook olarak biliyorlar. Neden Jungkook? Jungkook kim peki? Jungkook 50 bin won'un üzerindeki kadının oğlu, Shin Sa-in'in oğlu. Çok büyük bir alim kendisi. 3 yaşında okuma yazmayı öğrenip 13 yaşında da Konfüçyüsçü öğretileri böyle yutmuş. Böyle bir adam. Konfüçyüsçü öğretiler hakkında net bir fikrim yok, nedir ne değildir ama Koreliler için çok önemli. Ya bu adam gerçekten büyük bir önder olarak lanse ediliyor. Kendisi ayrıyetten böyle bir şey, fikir adamı olarak da böyle boy göstermiş tarihte. İşte önemli devlet görevlerinde bulunmuş. İlişkilendirilebilecek bir şey var mı? Yok. Ne bu? Çiçekler var. Ne çiçekler olduğunu bilmiyor. Kore'ye has, Kore kültürüne has bir şeydir. Bu abimiz de yine Konfüçyüsçü.
çok erken yaşlarda Konfüçyüs'ün kadim sırlarına vakıf olup alim işte ya. Yulgok'un hocalığını yapmış ama hiç böyle rakibi olmamışlar. Birbirlerinin arkasından iş çevirmemişler böyle. Harbi entelektüel insanlar var. Böyle diyebiliriz. Madeni paraları da açıklayacağım ama madeni para yok yanımda ya.